Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Edirne ziyaretiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, yerel seçimlerle ilgili de açıklama yaptı. Akmeşe, gönlümüz MHP ile beraber, MHP'li kardeşlerimizle beraber bu yerel seçimlerde ittifak halinde bir arada yürümeyi ister derken, belediye ve il genel meclis üyeleriyle ilgili liste yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ciğer ikram edeceklerini belirten Akmeşe, Edirne'yi AK belediyecilikle tanıştıracaklarını belirterek şöyle konuştu. Tabii bu esasında bugünkü basın toplantımızın en önemli konusu, cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Edirnelilerle buluşması. Sayın Koray Bey'in aday tanıtım programında biliyorsunuz sahneye davet ediyorlar. Hem il başkanı, hem belediye başkanı, hem milletvekillerini. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızla bir diyalogumuz olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız en son 2014 yerel seçimlerinde Edirne'ye geldi. O süreden sonra Edirne'yi ziyaret etmemişti. Hatta hoş bir sohbet de oldu. Sayın Cumhurbaşkanım dedim, Genel Başkanım, Tekirdağ adayını davet ettiniz. Mestan Bey köfte getirdi mi diye sordunuz. Siz de mutlaka takip etmişsinizdir. Bize dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım, ciğer soğuk yenmez. Bunu mutlaka Edirne'de yemeniz lazım. Biz sizi hem ciğer yemeye hem de Edirne'ye bu seçim sürecine davet ediyoruz. Biz Edirne'yi de artıkın AK Partili bir belediye başkanına tanıştırmak istiyoruz. Başta merkez olmak üzere. Artık şunu konuşmak istemiyoruz. 90'lı yılların belediyeciliği artık son buldu arkadaşlar Türkiye'de. Çöp, çamur, çukur. Yani Edirne artık bununla anılan bir il olmaması lazım. Maalesef şu anda Edirne'nin hangi sokağına gitseniz bakın altyapısından bahsetmiyoruz artık. Bunu zaten herkes biliyor. Üstü de aynı halde. Biz 90'lı yılların belediyeciliğini yaşıyoruz Edirne'de. Edirne'liler bunu hak etmiyor. Edirne'de yaşayanlar bunu hak etmiyor. İnşallah diyoruz ki 31 Mart'ta Edirne bu tarihi makus tarihini yenecek. İnşallah bir AK Parti belediye başkanı Edirne burada çıkaracak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bütün teşkilatlarımız sahada, başkanlarımız sahada var gücüyle çalışıyorlar. SKM'mizin yaptığı programlar var. Biliyorsunuz bizde bu işlerde çıktım sokağa çalışma olmaz. Her hafta başında programımız belli olur. Bütün adaylarımız da o programa göre programlarını yapar ve çalışmalarına devam eder. Bu koordineli bir şekilde biz inşallah 31 Mart'a kadar bu çalışmaları devam edeceğiz. Tabii dediğim gibi bizim esas konumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Edirne ziyareti. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, partimizin genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü 16 Şubat'ta Selimiye Meydanı'nda Edirneliler buluşuyor. Yani bakın, bir dünya liderini Edirne'de ağırlayacağız. Ben bütün vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın mitingine davet ediyorum. Çok coşkulu bir şekilde karşılamaya davet ediyorum. İnanın Cumhurbaşkanımızın Edirne ziyareti belki önümüzdeki süreçte Edirne için birçok şeyin değiştireceğine inanıyorum ben. Burada sorunlarımız var. Birebir Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Edirne'nin bütün sıkıntılarını, problemlerini paylaşacağız. Ve yerinde görmüş olacak Sayın Cumhurbaşkanı. Biz zaten ona göre de bir çalışma yapıyoruz. Son olarak da tekrar söylüyorum. Bütün Edirnelileri 16 Şubat Cumartesi günü saat 13'te Selimiye Meydanı'na davet ediyorum. Şimdi tabii ki biz de MHP ile Cumhur İttifakı'nı Edirne'de devam ettirmek istiyoruz. Yani şunu belirtmek isteyeyim arkadaşlar, Cumhur İttifakı masa başında kurulan bir ittifak değil. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra milletin istediği bir ittifaktı ve bu ittifak o günden beri de devam ediyor. Samimi bir şekilde devam ediyor. O süreçten beri de biz MHP il başkanına, MHP teşkilatlarına Edirne'de sık sık bir araya geliyoruz. Tabi bu süreçte de bir araya geldik. Oturduk, konuştuk, ne yapabiliriz diye bunları hep biz tartıştık. Tabi burada bizim son kararı genel merkezimiz veya iki genel başkan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli karar verecek. Zaten geçen hafta içinde de bununla ilgili bir toplantı yaptılar. Onu da biliyoruz. Tabi son netice ne olur onu bilemem. Ama gönlümüz MHP ile beraber, MHP'li kardeşlerimizle beraber bu yerel seçimlerde ittifak halinde bir arada yürümek. Ondan sonrası çok önemli değil. Listeler değişir, farklı koşullar oluşur, farklı işler olur. O çok önemli değil. Ama önemli olan bu birlikleri inşallah sandıkta da sağlamak. Hayırlısı diyoruz. Bunlara genel merkezimiz, dediğim gibi genel başkanları karar verecek. Biz ondan sonra da burada uygularız. Ama dediğim gibi bizim görüşmelerimiz burada da, yerelde de arkadaşlarımızla devam ediyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Edirne'de mutlaka Edirne'nin sorunlarıyla ilgili biz ona bilgi vereceğiz. O da onlarla ilgili Edirne'lere müjde verecektir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın burada ne söyleyeceğini ben şu anda bilemem. Bizden sadece bilgi notu olarak istiyorlar. Biz onları mutlaka paylaşacağız zaten. Mitingimizde Selimiye Meydanı'nda yapmayı uygun gördük. Hakikaten Edirne'ye yakışmayan bir görüntü o.
Selimiye dünya harikası bir eser. Fakat onun önü yıllardan beri aynı şekilde duruyor. Hakikaten yakışmıyor, bize de yakışmıyor, Edirne'lere de yakışmıyor. Onu bir an önce o mezbeliği oradan kaldırmamız lazım. Ha bunu kim yaparsa yapsın ama inşallah bize nasip olacak 31 Mart'tan sonra. İlk işimiz Selimiye Meydan düzenlemesini bir an önce bitirmemiz lazım. Çünkü bizim göz bebeğimiz Selimiye, Türkiye'nin göz bebeği, dünyanın göz bebeği. Listelerle ilgili arkadaşlar bakın, çok iyi bilirsiniz. Hatta buradan paylaşan, sosyal medyadan bu listeleri paylaşan arkadaşları da buradan uyarmak istiyorum. Öyle listelere gördük ki bizim taslak çalışmamız ve orada şahısların kişisel bilgilerin hepsi var. Bunu yayınlamak suç olduğunu sizin bilmeniz lazım. TC kimliğinden, işte okulundan, mahallesinden adresine kadar. Yani bunu buradan sızdıran da, bunu yayınlayan da sosyal medyada suç işliyor arkadaşlar. Bakın bunun yasal yollara başvuracağız. Bunda haberiniz olsun. Kim yaptıysa, bizden biri başkası. Ama sosyal medyada da bunu kim paylaştıysa, bununla ilgili yasal yollara da başvuracağız. Buradan da belirtmek isterim. O listeler taslak liste bir kere. Daha bizim listelerimiz şu anda ortada var. Taslak bir liste var ama netleşmiş bir liste yok. Zaten genel başkan yardımcımız en son pazar günü buradaydı. En son onunla görüştük ve bir liste oluştu. Ama o da bir taslak liste. İnşallah bu hafta içinde netleşecek. Devamlı istişare halindeyiz. Ama bu AK Parti'nin listesi deyip de, meclis listesi deyip de, ne bileyim TC kimliğine varana kadar bunu sosyal medyada paylaşan arkadaşlarla ilgili de gerekli yasal işlemler yapılacak. Buradan belirtmek isterim arkadaşlar.